Allah'ım ya Rabbim ya. Yasemin Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Allah Allah, ne konuşacağız? Çantamı vereyim isterseniz, alışmışsınızdır, dökersiniz, içiniz rahatlar. Tamam, sabah biraz fevri davrandığımı biliyorum. Ama polislik, yani işimiz gereği bazen olabiliyor böyle şeyler. Sizi şikayet etmemem için mi bu tavırları sergiliyorsunuz şu an? Tabii ki beni şikayet edebilirsiniz. En doğal hakkınız. Ama inanın bana Yasemin Hanım, hangi birime şikayet ederseniz edin, bu olaylardan ötürü sizi sorguya çekeceklerinden emin olabilirsiniz. Ben size gerçekten yalnızca konuşmak istiyorum sizinle. Rutkay Sezai ile ilgili. Bana yarım saatinizi ayırın, sorularıma cevap verin, sonra düşeyim yakanıza. Bir çay ısmarlamama izin verirseniz sevinirim. Sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Şeker? Yok, kullanmıyorum, sağ ol. Ben de kullanmıyorum, zararlı. Çayı gayet güzelmiş, demli. Ben demli severim. Evet, memur bey, ne konuşacaksanız konuşun. Benim işim gücüm var çünkü. Yani kendinizi sorguda gibi hissetmeyin. Sohbet havasında geçsin diye uğraşıyorum öyle. Bir sohbetimiz eksikti çünkü. Evet, hatta eğer rahat edecekseniz sen diye hitap edebilirsiniz. Ne? Yani konuşurken daha rahat hissedecekseniz sizi bizi konuşmaya gerek yok, bana sen diye hitap edebilirsiniz. Tamam, olur. Konuş kardeşim, ne konuşacaksan. Kardeşim mi? Bu da biraz fazla oldu ama neyse. Nasıl? Yok bir şey Yasemin Hanım. Rutkay Sezai Hersekli. Ne işiniz var bu adamla? Arkadaşım. Arkadaşınız? Evet, ne olmuş? Ne bileyim, öyle uzaktan bakınca pek cemiyet hayatının önemli isimlerinden biri gibi gözükmediniz gözüme. Yakıştıramadın mı? Estağfurullah. Ben atlamışımdır herhalde. Peki nerede, nasıl tanıştınız Rutkay Bey'le? Daha doğrusu arkadaşımın eşi kendisi. Fidan Hanım. Onunla nasıl tanıştınız? Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Hayır. Sohbet ediyoruz. Peki öyle gelmedi, emin misin? Sorularıma sürekli soruyla karşılık geldiğine göre çok cevap alamayacağım gibi ama... olsun, ben yine de sorularımı sormaya devam edeyim. Siz bu Rutkay Sezai Hersekli denilen herifin ne kadar karanlık bir herif olduğunu biliyor musunuz peki? Ne konuda karanlık? Bakın bu da bir soru. Olsun, cevap vereyim. Kendisi kaçakçılık yapıyor. Ülkenin varlıklarını, milli değerlerini yurt dışına kaçırıp orada peşkeş çekiyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? Para için. Bakın, sabahki madalyon aradığım büyük ihtimalle bu herifin elinde. Benden ne istiyorsun? Bildiklerinizi bana anlatmanızı. Daha sonra sizin için daha zor olabilir. Benim bildiğim hiçbir şey yok. Zaten anlattıklarından da hiçbir şey anlamadım. Anlamadınız. Yani Yasemin Hanım, kaçakçıyı kovalıyorum. Altından siz çıkıyorsunuz. Rutkay'a gidiyorum, oradan siz çıkıyorsunuz. Ya ben bakkala gidiyorum, bakkaldan bile siz çıkıyorsunuz. Bir alakanızın olduğunu düşünmüyorum. Yani düşünmek istemiyorum ama kayıp vakası. Onun da altından siz çıkıyorsunuz. Sonra gelip soruyorum. Hiçbir şey anlamıyorum diyorsunuz. Sizce bu normal mi? Bitti mi sorgun? Bitti. İyi, sana meslek hayatında başarılar o zaman. Çünkü bu soruların cevabı bende yok. Yasemin. Belli. İyi bir kadınsın sen. Eğer bir şey bilip de korktuğun için anlatamıyorsan korkma. Ben yanındayım. Peki o zaman, vakit ayırdığınız için teşekkürler.
nasılsa sık sık görüşeceğiz. Nedenmiş o? Yalan söylüyorsun çünkü. Benim de çok kötü bir huyum var biliyor musun? Birisi yalan söylediği zaman dayanamıyorum. Doğrusunu öğrenene kadar gidiyorum işin peşinden. O zaman size kolay gelsin amirim. Yine sizi bizde olduk ha. Efendim anneciğim. Toprak, oğlum neredesin sen? Tamam anneciğim, yoldayım, geliyorum. Tamam, evde görüşürüz anneciğim. Tekrar başın sağ olsun Perihan. Allah razı olsun dostlar, başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sizin de başınız sağ olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Oğlum geldin mi nihayet? Geldim, ben de geldim. Sağ olun, Allah razı olsun. Ama nerede kaldın oğlum? Buradayım işte anne. İyiydi, herkes gitti. Oldum şimdi böyle. Bari helvasından yeseydin rahmetlinin. Anne sen bilmiyor musun beni? Yiyemiyorum işte. Babamınkini de yiyememiştim. Boğazımdan geçmiyor benim. İyi madem. Hadi geç. Ben çay koyayım mı? Ay yok, uğraşma çayla mayla. Gel bakayım sen. Gel. Gel oturalım gel. Git. Nasıl geçti annem? İyi. Konu komşu sağ olsun yalnız bırakmadılar. Sen de olaydın. Anne biliyorsun işte benim işimi. Öyle her an her istediğim yerde olamıyorum. Sen nasılsın? Baktırdın mı tansiyonuna falan filan? Baktı Ahsen teyzenle. Ben iyiyim. Ben iyiyim de. Gencecik çocuk gitti be oğlum. Toprak. Ne oldu bu çocuğa? Bilmiyorum anne. Vallahi bilmiyorum. Ama bulacağım. Sana söz. Senin gözünün bir damla yaşına dünyayı yakarım ben. Bilmiyor musun annem? Ha? Sultanım. Ben çay demleyeyim mi bize? Şöyle oturup karşılıklı içeriz ha. Olur. İçelim. Annem ya.
acaba? Görüyor musun beni gittiğin yerde? İnşallah görmüyorsundur çünkü rezalet. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Sen olsaydın böyle olmazdı değil mi? Ama ben beceremedim annem ya. Ben anne olmayı beceremedim. Bak. Koruyamıyorum torununu. Anne. Bir tane. Bir çocuk gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Of of of. Ya biz bugün niye görüşemedik? Nina. Allah Allah her şeyi biliyorsun ya Bicir. Ama ya. Gel bakayım şöyle gel bakayım şöyle. Anne. Fotoğraftaki kim? Sen misin? Kim biliyor musun? Senin anneannem. Yanındaki kim? Benim Bücür. Ne kadar küçüksün. Biz de bir zamanlar çocuk olduk yani. Ne sandın? Anne. Babanın fotoğrafı var mı? Geldi mi o gün ya? Sen babanı soracak kadar büyüdün mü? Yok mu o tarafa? Ben taşınırken onların hepsini kaybetmişim Bücür. O yüzden yok. Geldi trip atma perileri. Keşke görseydim bir kere. Kız! Ben sana bak ne verecektim unuttum onu. Dur bakayım sen beni bekle burada. Bak geliyorum. Bak sürpriz. Tada! Bunu kim yolladı biliyor musun sana? Zeynep. Zeynep mi? Evet. Beni unutmamış mı? Hayır unutmamış. Aksine çok özlemiş seni. Anne sen onları nerede gördün? Bir iş için yanlarına gitmiştim evlerine, orada gördüm. Anne, beni de oraya götürsene. Ben de onu çok özledim. Hem de ona resim çizmiştim. Ben de ona resmimi veririm. Tamam Bücür'üm. Beraber de gideriz. Toprak Komiserim hoş geldin. Süleyman Baba nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Yoksun çok zamandır. Anca efkar biriktirdik diyelim. İyi hadi. Geç masana da. Gönderiyorum her zamankinden. Sana zahmet. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Sağ ol abi. Sen de iyisin. Eyvallah. Sağ olasın. Açtırıyorum şişeni. Sana zahmet. Beyaz peynir de getiriyorum. Oğlum. Başka isteğin? Yok sağ ol. Sus. Hayda. Gel lan. Gel bakayım. Ne oldu lan? Sana bakmaya geldim. Bana bakmaya mı niye? Ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi kızma ama bugün benim aklım sende kaldı ya. Sebep? Yani merak ettim. Biliyorsun ben de polisim. Seni takip ediyorum. Efkarlandığında buraya geldiğini de biliyorum. Ve doğru çıktı buldum. Ha, polisin diye beni mi takip ettin? Evet. Adam gelmişsin buraya kadar. Bana bak. Buyurun abi. Aç mısın? Yaptırayım mı bir şeyler sen? Rejimdeyim. Biraz forma dikkat ediyorum bu ara. Neydi sen? Rejim. Allah Allah. Geçen gün kokoreççide üçer beşer götürürken hiç... İşte bazı yeni gelişmeler oldu da rejim gerektiriyor bunlar. Formda kalmam lazım. Manita işleri. Ucundan kıyısından. Gençsin oğlum. Yapacaksın tabii. Yakışır. Çok güzel kız ya. Özledim. Bir fotoğrafını göstereyim mi size? Kimin? İşte kızın, benim kızım. Ha, göster oğlum göster. Bir onayınızı alayım. Estağfurullah oğlum ne onayı? Yok yok lazım amirim onayınız lazım. Aferin lan. Yakışır. Sağ olun abim. Ne diyelim Allah sahibine bağışlasın. Amin. Amin.
Ya amirim, sizde durumlar nasıl? Ne bileyim, böyle bir evlilik, nişan, boşanma? Yok Semih'cim, yok. Hiçbirisi yok. Aslında bir dönem annemin zoruyla nişanlanmıştım da. Aa. Ya, sonra attım nişanı. Neden amirim? Sonra güzellik olmuyor be Semih. Yani ne bileyim. Gönlün kayacak bu işlerde. Yani gönlün kaymadı mı olmuyor işler. Gönül de galiba bir kere kaydı mı sonra kolay kolay geriye gelmiyor. Herhalde o işin büyüsü de o. Neyse canım, işte bizden geçti artık. Umudumuz gençlikte. Yok abi ya, niye geçsin? Hiç belli olmaz o işler. O tren kaçtı. Buradayım. Buradayım güzelim. Git Yasemin. Git. Yasemin, ne olur bizi bırakma. Biz de gelelim seninle. Sen de gelsek olmuyor mu? Abi ya, niye öyle dedin ki? Ne dedim ben? Ya dedin ya, böyle tren kaçtı gitti filan. Oğlum onu yarım saat önce söyledim. Ya işte ben yarım saattir oraya takılı kaldım da o yüzden. Kaçtı Semih, ne yapayım? Abi o hiç belli olmaz ya, aşkın zamanı mı olur ya? Belli olmaz ya. Niye uçağa giden gitti, görmüyor musun? Sen beni bir bırak, tamam mı? Sen beni bir sal ya, bir sal beni. Sizi şikayet etmemem için mi bu tavırları sergiliyorsunuz şu an? Abi koş. Koş. Nereye koştun yine? Trenin arkasından diyorum. Koş abi. Semih, tren koşturarak yakalanır mı? Belki duracak. Ya belki bozulacak. İşte o durduğu yerde. O durduğu yerde. Abi, amirim. Abi. İşte siz oraya gideceksiniz. Oraya koşacaksınız. Vallahi Semih, kusura bakma da ben de bozuk trenin peşinden koşamam yani. Doğru. Abi var ya, sana senin gibi biri lazım, biliyor musun? Nasılmış benim gibi biri Semih? Böyle tuttuğunu koparacak, anladın mı? Böyle ayakları yere sağlam basacak. Eyvallah olmayacak hiçbir şey öyle. Yok eyvallah, yok. Duracak, gidecek, dimdik duracak böyle yani. Abi anladın mı? Başka? Karizmatik olacak. Dikkatli olacak. Böyle bakacak, anlayacak her şeyi. Öyle biri lazım sana abi. Senin gibi. Semih, evet. Yarın ben sana soracağım bunun hesabını. Senin gibi olmalı abi.